Ben de ailelerdenim. 2011 yılındaki depremde gazeteci abimi kaybettim, Cem Emir. Şimdi ben sizlere bazı gerçekleri anlatmak isteyeceğim. Yani biz burada seslenmeye çalışıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama bu kadar değiliz. Sesimiz bu kadar cılız da değil. Bunun etkisi Yargıtay'da, üst mahkemelerde de gözüküyor ve geliştikçe daha iyi şeyler olduğunu görüyoruz biz bir arada oldukça. Şimdi bu yaşanan iş cinayetlerinden sonra CNN Türk'te bir sürekli konuşmalar oluyor iş cinayetleri üzerine. Şimdi gören, yani onları izleyen de şey diyor, işte ne kadar duyarlılar, hassasiyet sahibi insanlar diyecekler ama şunu bilin, ben abimin, normalde abimin iş kazasını saydırmasını aile yapmaz, bunu işveren yapar. Fakat Doğan Haber Ajansı abimin ölümünü ve yine Bayram Otel'de yakınını kaybeden Sebahattin Yılmaz'ın iki gazetecinin ölümünü iş kazası saymadı. Bunu cevap dilekçelerinde de belirttiler. Onları biz oraya göndermedik, kendileri tercih ettiler diye. Ve biz bunun üzerine iş kazası saydırmak için bir yıl boyunca uğraştık. Ama CNN Türk bugün iş cinayetleri üzerine konuşuyor fakat buradaki aileleri görmüyor. Niye görmüyor? Yani biz 3 yıldır Van Bayram Otel davası ile ilgili sorumlular yargılansın diye uğraşıyoruz. Keza buradaki aileler aynı şekilde. Ama buradaki ailelerin sesi televizyona taşınmıyor maalesef. Bunu aileler çok iyi biliyor ve daha sonra takip edilen davalarda gittikçe açığa çıkıyor. İşte Ermenek'te olan olayda ölen işçilerin aileleri hatta dalga konusu olmuş. Burası çamurhane, burası sulu batak diye. Yani işveren işçi çalıştırıyorsa bütün koruma tedbirlerini almak zorunda. Bu onun lüksü değil, bu almak zorunda. Yani işçi çalışırken bütün bu tedbirlere sahip olmak zorunda ve devlet dediğin şey de bu denetimi yapmak zorunda. Yani kamu kurumları bunu yapmak zorunda. Şimdi bakan açıklama yapıyor, buraya ruhsat verilmemeliydi. 50 kişi araya girdi, işte biz vermek durumunda kaldık vesaire. Bunu söyletebilmemizin sebebi buradaki ailelerdir, emin olun. Yani bizler burada işverenler, işçiler ölüyor, işverenler para teklif ediyor, olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Aynı şeyler bizim de başımıza geldi. Aynı şeyler bizim de başımıza geldi. Bu kadar parayı alın, davayı takip etmeyin. Ama buradaki ailelerin hiçbiri bunu kabul etmedi. O yüzden buradayız. O yüzden sesimizi kısmadan söyleye çıkarabiliyoruz. İnanın ki yani bu kadar aile değil. Yakınlığı iş cinayetinde kaybeden ailelerin sayısı bu kadar değil. Geçen ay 400'ün üstünde insan hayatını kaybetti. Madende, diğer sektörlerde. Ve bakan hala utanmadan, yani ben bütün Enerji Bakanı'na, Sağlık Bakanı'na, kim sorumluysa, yetkili olan kurumlar onlar, kamu idareleri denetleyenler onlar. Niye görevinizi yapmıyorsunuz? Yani biz ölenler, evet öldü ama geride gerçekten onların 2-3 katı insan onlarla birlikte yaşıyor. Ve düşünebiliyor musunuz, Soma'ya da diğer iş cinayetleri. O kadar çocuk yetim kaldı, abisiz kaldı, annesiz babasız kaldı. Yani bu çocukların umutlarını bu çalıyorsunuz. Devlet olarak bunu çalıyorsunuz. Ben şahsen bu topraklarda yaşayan bir genç olarak her bu olayları gördüğümde acım tazeleniyor. Acımı tekrardan yaşıyorum. Diliyorum bunlar bitsin. Ama bunların bitmesinin yolu gerçekten bu iş cinayeti davalarını takip etmekten geçiyor. Mahkemelerde de çok şeyle karşılaşıyoruz. Üniversiteden mütalaa veren öğretim üyeleri, hocalar paraya bakıyor. Yani sanık tarafına işte ben onu kurtarmak için ne kadar nasıl yazarsam ne kadar para alırım, buna bakıyorlar. Bilir kişiler yine öyle. Yani televizyonlarda görüyoruz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu görseniz işte işçiyi savunuyor vesaire konuşuyor ama öyle değil. Başka bir davada da işveren vekilliği yapıyor. Yani işin görünen yüzüyle arka yüzü çok farklı. Bunları görebilmekte, biz bunları yaşadık. Ben gerçekten o ailelerin acılarını yüreğimde hissediyorum. Aynı acıları paylaşıyorum ama istiyorum ki bunlar son bulsun, azalsın. Bunlar hepimizin derdi olsun, hepimizin acısı olsun. Bize destek verin, güç verin diyorum. Teşekkür ederim.